aydın sevgili izleyiciler yeni bir gün başlıyor Evet güne başlarken de bugün Naci Sapan'ı ağırlıyoruz hoş geldiniz Merhaba Hoş bulduk. Bölgeden yani. haberleri, Türkiye'nin içinde bulunduğu durumu hep beraber konuşacağız, birlikte konuşacağız. Şimdi gazete manşetlerini yansıttık. Özellikle bölgeden gelen haberler, Suriye'den gelen haberlerle beraber bakmak gerekiyor. Bütün bunları <laughs> ama bir köşe başlattık Naci Sapan. Geçen yıl bugün ne konuşuyorduk biz diye bir önce geçen yıl manşetlerine hmm. bakalım. Sonra bugün manşetlerine tekrar dönelim. İyi Hayır o. Sanki bir arpa bayığı olmuş gibi hissediyoruz bazen de. Neydi acaba geçen yıl konuştuğumuz, geçen yıl bugün konuştuğumuz bir görelim manşetleri. Eşme süreci denilmiş Sevgili izleyiciler, şafrat operasyonu dün gündemdeydi önceki gün gündemdeydi. Operasyon gerçekleşti. Arkasından da operasyonun nasıl gerçekleştiği. E, türbenin nereye taşındığı eşme süreci denirken e, de, e, değerlendiriliyor. Hürriyet manşetinde taşınmış ve türbenin görüntüsü var. Askerin beklediği eee naaşlar görülüyor. Kanton kararı beklemede diye bir ifade görüyoruz. Milliyet gazetesinin manşetinde yine benzeri bir şekilde aynı fotoğraf kullanılmış. Süleyman Şah türbesinin taşınması ile ilgili değerlendirmeler var. E, kanton kararı diye bahsedildi. Kobani bölgesi. Evet e, biz e, Süleyman Şah'ı taşıdık Kobani bölgesine. Türkiye beni mağdur etmez ifadesi var bir özel haberde. Eşme'deki arazinin sahibinin Habertürk'e verdiği demeç bu. Türkiye beni mağdur etmez diye. Yani Süleyman Şah'dan uluslararası anlaşmayla belirlenmiş olan bölgeden o topraklardan türbenin çekilip ...bir vatandaşın toprağına götürülüşü ile ilgili bu vatandaşın açıklamaları. Karaoğlan vermedi, Serok Ahmet verdi diyor Sözcü gazetesi aynı konuyu değerlendirirken. PKK zafer işareti yaptı diye bir fotoğraf kullanmış ve 2001'de Süleyman Şah Türbesi için savaşı göze almıştık. Kara olan vermedi, Serok Ahmet verdi diye özetlemiş bir hatırlatma yapmış 14 yıl öncesine dair sözcü. Kaygı Karakolu diyor... Süleyman Şah'la ilgili o taşınmayla ilgili, türbenin taşınmasıyla ilgili haberini verirken Cumhuriyet Gazetesi de kaygı karakolu ifadesini gündeme getirmiş. PYD arasından geçirildiği, PYD'lilerle arasından geçirildiği ifade ediliyor türbenin. Suruç'ta kritik 10 gün diye bir haber Yeni Şafak manşetinde görülüyor. Şah Fırat'ı e, engellemek. E, ...bombalar patlatacaktı diye bir ifade. E, farklı bir haber. Bir de Şafak gazetesinde. Suruçta kritik. Geçen sene bunları konuşmuşuz. Şimdi Şafrat taktik anlamda sözde başarılı diye yansıtılan bir operasyon. Stratejik anlamda geri dönüşü olmayan bir başarısızlık mıdır ki acaba bugün buradan bakınca görünüyor. Ama biz e, geçen sene Şafrat operasyonunu yapan Türkiye olarak... PYD topraklarına türbeyi taşıyan Türkiye olarak bugün PYD'nin bulunduğu topraklara diyelim. PYD'nin hakim olduğu topraklarda ateşkes ilanı var, yeni bir dizayn var. Uluslararası bütün camia karşımızda yalnızlaştık galiba. Nasıl özetleyelim geçen yıl bugüne bakınca? O bugüne. günden bugüne e, tek ortak e, nokta e, PYD ve YPG. E, onun dışında e, ortada hiçbir şey yok. Yani Süleyman Şah Türbesi de. O gün de PYD ve YPG tartışılıyordu, bugün de PYD ve YPG tartışılıyor. Ama o gün PYD ve YPG'nin tartışma noktası farklı bir boyuttaydı. Hatta önemseniyordu. Yani Süleyman Şah türbesinin getirilmiş olmasını biliyorsunuz. PYD militanlarının silahlarının gölgesinde bir taşınma olmuştu. O gün gösterilen tepkiyle bugün gösterilen tepki arasında dağlar kadar fark var. O anlamda diyorum zaten tek ortak nokta PYD. O gün çok iyi birlikte omuz omuza kol kola Süleyman Şah Türbesi'nin taşınması söz konusuydu. Bugün işte Fırat'ın batısına geçirmeyiz ya da ne bileyim işte PYD, YPG terörist örgüt, terörist unsurlar. Aslında değişen bir şey olmadı. O gün de P PYD'ydi, YPG'ydi. E, bugün de aynı. E, orta, Ama bizim politika değişmiş. Bizim demek. politika, bizim politikanın e, aslında bizim politika yok ki değişsin. Yani ortadoğu ile ilgili e, dış politika ile ilgili bir politikamız olmadığı için e, bir değişiklik olduğunu da söyleyemeyiz. Şöyle değişikliğini şöyle gündem, gündemleştirebiliriz. Türk dış politikasını alt üst ettiler. Belki o noktada bir değişiklik olduğunu söyleyebiliriz. Ama o günden bugüne ya da ondan biraz önce ya da bugün veya da bundan sonra uygulanacak olan dış politikanın uluslararası camiada kabul görmediğini, görmeyeceğini hatta yani bunun üzerinden bir yol alınamayacağını da şimdiden görmek mümkün. Yani geçen geçen yılki manşetleri hatırlattınız. O gün de aslında biz bu cümleleri kullanıyorduk. Hı hı. Yani işte dış politika konusundaki şimdi Türkiye'de eksiklik... aklı selim diyelim aynı cümleleri kullanmaya devam ediyor çünkü hakikat ortada. Hı. Ama e, hükümeti Türkiye'yi yönetenlere baktığımız zaman orada bir değişiklikler görüyoruz ama tam da bir değişiklik yokmuş gibi. Yani işte sınıf, sınıfta kalırsanız politika e, uyguladığınızı zannederek e, sınıfta e, kalırsanız. Bu arka arkaya e, sınıfta kalmayı da e, gündemleştirir. E, sürekli gelişen bir şey var. Çünkü çok sıcak bir politika. Orta Doğu'da uygulanan politikalar çok sıcak politikalar. Şimdi konuşmaya başlayalım mı? Tabii. E, tabii. E, gün, günceli konuşmaya başlayalım. Bugünün manşetlerinde ama şuradan Türkiye'den girelim mevzuya. Bugünün manşetleri, bugünün manşetleri. Evet, geçen senenin manşetlerindeki durumu tespit ettik. Şimdi bugüne yansıması zaten problem. Evet. Bugünün manşetlerinde… Manşetimiz de... politikasızlık aslında. Yani işte o günden bugüne manşeti atacak olursak politikasızlık. Gayet net ifade ediyorsunuz. Dış politikası, yani Türk dış politikasının Sınıfta bütün kaldı yani. parametreleri ortadan kaldırılmış. Hiçbiri uygulanmadı. Yani Cumhuriyet tarihinden, Cumhuriyet'in kurulduğu tarihten itibaren uygulanan politikaların hiçbiri uygulanmamış. Bunlar bertaraf edilmiş. Kendilerine göre yeni bir politika uygulamaya çalışmışlar Ortadoğu'da. Ki her zaman ifade ediyorum, Orta Doğu'daki politikalar sabun köpüğüdür. Şimdi ne uygulamaya çalıştılar e, Naci Sapan? Şu Hürriyet gazetesini manşete alalım, Hürriyet manşeti bir görelim. E, Davutoğlu diyor ki, Başbakan Davutoğlu diyor ki, eğer bugün gerçek Suriye ılımlı muhalefeti varsa bu Türkiye'nin desteği sayesindedir. Eğer bugün rejim ülkenin tüm topraklarını kontrol edemiyorsa, Türkiye'nin ve diğer bazı devletlerin desteği sayesindedir. Bu... Davutoğlu'nun açıklamaları. Kontrol Dönelim. Olayım. Cumhurbaşkanı ne demiş? Hemen altında da Cumhurbaşkanı'nın sözleri var. Suriye şu an terör ihraç eden bir ülke konumuna gelmiştir. E valla Suriye, şimdi buradan başlayalım istersen. Buradan başlayalım bence e, Suriye de. Suriye yani. terör ihraç eden bir ülke konumuna e, yeni gelmedi ki. Yani BK Vadisi'ni e, unuttular herhalde. E, yani işte orada bütün örgütler sadece PKK değil. E, ayrıca e, yani diğer e, dünyanın diğer e, terör örgütleri de e, o bölgede e, eğitiliyorlardı Yani bu anlamda e, aslında terör ihraç eden bir ülke konumundaydı Suriye Eskiden de öyleydi e, bugünkü e, bugünkü konumu da değerlendirecek olursak şimdi Davutoğlu'nun söylediği şey e, yani Türkiye'nin sayesinde diyor yani bugün işte bütün e, rejim bütün e, Suriyeyi kontrol edemiyorsa bu bizim sayemizde e, ılımlı e, Muhaliflerin durumu yine bizim sayemizde diyor. İyi de yani bu bile e, kötü bir şey yani bizim sayemizde e, rejim ülkeyi kontrol edemiyor diyorsunuz. Yani bu hale gelmesinin nedenlerin nedeni olduğunuzu çok açık bir dille ifade ediyorsunuz. İtiraf yani. İtraf, tabii. Yani, ayrıca o Suriye devlet başkanı şu an yani tabii, uluslararası muhatap tabii. alınan kişi. Yani komşunuzun komşunuzun e, bu halde e, olması. E, terörü doğal olarak sizin ülkenize de e, taşınmasına neden oluyor. Ya yani, e, niye yani komşular e, huzur içerisinde olsun. Komşularımızın e, iç işleri karışık olmasın. E, terör olmasın diye çaba sarfedilen bir dış politika vardı. Niye e, kimse aptal değil ki bu politikayı uyguluyor? E, niye oradan bize ihraç olmasın diye? E, bizi de aynı belanın iç içerisine çekmesin Tam diye. Tam da bunu teyit ediyor Milliyet'in manşeti. Bugün içinde bulunduğumuz konum e, Türkiye'ye ihraç oldu mu? Taşındı mı? Geldi mi? E, i̇şte bombalar patlıyor işte Ankara'nın göbeğinde Niyeti kalbinde. Milliyetin manşetinde Sultanahmet bombacısı var. Ha. Onunla ilgili haber var. Ve işi de biat eden bir özel haber bu. Aile boyu Hı, diye. Şimdi iki amca Sultanahmet bombacısının iki amcası, ikizi, diğer kardeşi örgütle bağlantılı. Evet. Şimdi aslında Suriye'yi biz karıştırdık gibi bir itiraf var orada. Ilımları da biz destekledik. İşte ortada şu anda ılımlı muhalifler yok. Ilımlı, denilen ne? bölgede Nusra var, ateşkes kapsamında ha, ha. değil. Onlar yani şimdi nasıl bir ılımlı muhalefet? Orada silahlar patlıyor, çatlıyor. İşte ve bundan sonra ne olacağını da çok ateşkes net Ateşkes ne getirir Naci Sapan? Ya ateşkes şöyle, bir süre silahlar susar büyük bir ihtimalle herhalde 27 Şubat'ta değil mi devreye evet, girme ihtimali Şubat'ta. var 27 Şubat'ta. IŞİD ve e, Nusra dışında ateşkes var. Evet. O, o, onlar bir miktar unsurlarını geri çekerler e, tahmin ediyorum. Çünkü e, Rusya'nın da e, yoğun desteğiyle e, bu er Nusra ve Işit e, kampları vuruluyor. E, çok fazla dayanma ihtimalleri yok bu bombardıman altında. E, zaten bu anlaşma Amerika ve Rusya e, bu anlaşmayı yaptıysa orada e, çatışmalara da izin vermeyecektir. E, anlamına geliyor. İki dev ülke e, Suriye konusunda anlaşıyor. E, biz açığa çıkıyoruz aslında Hı -hı. Türkiye olarak. E, çünkü e, iddiamız çok farklıydı. Yani Türkiye'nin iddiası çok farklıydı. Orada e, işte 6 ay içerisinde gireceğiz, orada namaz kılacağız. Daha bir sürü şey söyleniyordu. Esad gidecekti. Ama e, bu anlaşma e, orada bir e, seçimi gündeme getirdi. Nisan ayında. 13 Nisan'da Esad o, açıkladı seçim. Evet. Hani olmasa bile en azından Esat kendi tutumunu seçime gitmeye hazır olduğunu mesajını veriyor. Ya tabii şimdi bir seçime yani çatışmanın olduğu bir ortamda bile seçime gidilmiş olması demokratik bir görüntü verecektir. Zaten bu seçim açıklamasını da Amerika ve Rusya'dan bağımsız olarak yaptığını zannetmiyorum. Bu anlaşma çerçevesinde tamam siz bir seçim yapın denilmiştir. Ateşkes biz anlaşıyoruz. Sen de seçim yap. Orada demokratik bir ortam olursun. Birileri şunu diyebilir, bu kadar çatışmanın içerisinde, bu gürültü patırtı içerisinde yapılacak olan seçim ne kadar sağlıklı bir seçim olur, demokratik bir seçim olur mu olmaz mı? Ama böyle bir ortamda seçim yapmış olması Esad'ın gücünü yani aldığı destekle gücünü de ortaya koyuyor. Hı hı. Ya seçim yapabilecek bir durumda ise, kaç bölgede yapacaksa. Yani herhalde kendi hakimiyetinde olan bölgelerde yapacaktır. Zaten adım adım da işte Rakka, Humus e, bu tür yerleri de e, alıyor. Zaten bunları da aldıktan sonra geriye Kürtlerin yaşadığı bölge kalıyor. İşte bu kanton dediğimiz bölgeler onlar zaten kontrol altında olan bölgeler. E, burada da seçimler sağlıklı yapılır. Çünkü YPG ve PYD'nin Esat'la e, dirsek teması var. E, zaten yakınlar. Yani işte Kürt bölgesinde, Esad'ın çok ağırlıklı olarak güçlü olduğu bölgelerde, hatta yeni ele geçireceği bölgelerde ne kadar insan kaldıysa, yaşayan ne kadar… Suriye için bir umut var yani önümüzdeki süreçte. E tabii yani bu çatışmalı bir zeminde seçim yapmış olmak gerçekten Anlamlı. gelecekleriyle ilgili umutlu bir durum. Şimdi ama bu arada biz mi Suriye'ye dönüşüyoruz? Orası durulacak da biz mi acaba durulmuyoruz ifade eden iki haber var bugün gündemde. Postayı görelim mi arkadaşlar? Bu da oldu diye vermiş Posta Gazetesi. Ee, Suriyeliymiş gibi Musaybin ve İdil'den dörder çocuklu iki aile oradan terör başlayınca terörle operasyon başlayınca kaçıp 200 bin kişinin içinde evlerini terk eden kişiler bunlar. Dörder çocuklu iki aile Dün Almanya'ya gitmek üzere yola çıkarken Türkiye'den bir bindikleri teknede bulunuyorlar ve şöyle diyorlar: "Suriyeli gibi mülteci olmak, mülteci olmak istiyorlar. Terörden bunaldık, can korkusuna düştük. Çocuklarımızın geleceği bizi çok korkutuyor. İnsan kaçakçılarıyla anlaştık. Yunanistan'ın Sakız adası üzerinden." Almanya'ya gidecektik. Bu Türkiye'nin güvensiz bir ülke olduğu imajına e, son derece destek veren bir e, durum. Evet, Suriyeli yani, gibi tabii, Türkiye Cumhuriyeti yurttaşları Avrupa'ya kaçmaya tabii, çalışıyor. İdil lufusuna kayıtlı Türkiye Cumhuriyeti vatandaşının kendini Suriyeli gibi göstererek e, mülteci konumuna sokması, uluslararası arenada Türkiye'nin de güvensiz bir bölge e, olduğu imajını e, çok net. Yani bu belki e, bilinçli, bilinçsiz... Hangi düzeyde yapıldığını bilemiyoruz ama sonuç itibariyle sonuç itibariyle böyle bir algıya hitap eder. O da Türkiye'nin işte giderek Suriye'leştiği imajını uluslararası kamuoyunda net bir şekilde ortaya koyar. Cumhuriyet gazetesine de bakalım. Evet. Cumhuriyet'te de tam da Naci Sapa'nın söylediklerini destekleyen bir haber var. Wikipedia'ya göre iç savaş çatışmalı bölgeleri yayınladılar çatışmalı bölgeler arasına Türkiye'yi de koydular. İç savaş yaşayan ülkelerin arasında Türkiye yer buluyor. Sitede öz yönetim ilan edilen Varto, Sur, Hakkari, Silvan, Dargeçit, Derik, Nusaybin, Cizre, Silopi, Şırnak, İdil, Yüksekova gibi il ve ilçeler sıcak savaş bölgesi olarak işaretlendi. Tam da işte İdilli ailenin kendini Suriyeli olarak gösterme çabası ve Türkiye'nin işte güvensiz bir ülke olduğu imajının uluslararası kamuoyunda kabul görmesine destek verecek nitelikte bir harita Wikipedia'nın ortaya koydu. Tam ciddi bir harita çizmişler adamlar. Yani tabii ki şey bunlar çatışmalı bölgeler zaten bizim de uzun zamanlar beri takip ettiğimiz işte Cizre, Slopi, Yüksekova, Nusaybin, Diyarbakır, Sur gibi en kritik olanı da zaten Diyarbakır Sur. Yani kentin merkezinde 75 gündür Çatışma var, insanlar bulundukları alanı terk ediyor, aç susuz perişan bir vaziyette ulaşabildikleri yerlere neyse işte artık akrabaları, çevresi filan. Yani bir süre sonra bir defa iç göç var, yani işte bölgeden zaten iç göç var. Herkes güvenli bulduğu bölgelere, alanlara doğru kayıyor yani, yani vatandaş işte, orayı terk, e, terk ediyor. Yaşadığı. Çatışma zemininde yaşamak istemiyor. E, normaldir. Çok insani bir e, duygudur. E, silahların patladığı ortamda çoluk çocuğunuzu korumak için e, bir şekilde o alanı terk edersiniz. Yani orada artık e, hangi ülkeye ülkenin vatandaşı olduğunuz falan da çok önemli değil. E, yani işte lanet gelsin bu ortamda niye Yaşanım bulunayım bulunayım diye insanlar kendilerini dışarıya kapı. Yani düşün evinizin içinde bir yangın var. Ee, ve sürekli bekliyorsunuz yangının sonucunu. Ee, o yangının e, sonu zaten sizi e, bitirecektir, öldürecektir, yapacaktır. Ya sürekli besliyor yangını söndürmek yerine yatacaktır. Ee, ne yapacaksınız? Can havliyle çoluk çocuğunuz, malınız, mülkünüz ya da işte dışarıya çıkarabileceğiniz ne varsa onları da yanınıza alıp kapıdan kendinizi can havliyle dışarıya atacaksınız. Bu da bunun gibi bir şey. Yani bir çatışmalı bir ortam var. Silahlar patlıyor. Ee, nerede, ne şekilde, kontrolsüz de bir durum zaten. Ee, kurşunun nereden geleceği de belli değil. O zaman insanlar çoluk çocuğunu alıp… Tabii kahvaltı e, masasında da ölebiliyorlar. Ölebiliyor. Pat diye kendini yangın yerinden dışarıya atıyor. Bu nereye gideceği de çok önemli değil. Yani yaşayabileceği bir zemin neredeyse. Ee, bu dışarı olabilir yani yurt dışı olabilir, yurt içi olabilir. Ee, bulduğu alana kendini atacaktır. Aman kurtulayım. yani doğal insanı bir şey de hepimizin başına gelebilir bunların hepsi. Ama sonuç itibariyle Türkiye e, terör e, terörün çok yoğun olduğu, güvensiz bir ülke e, olduğu konumuna e, getirmiş olması, Wikipedia'nın çizdiği haritada e, bence bir buna çok dikkat etmek lazım zaten. Bu İlk nasıl? defa bir harita çiziliyor, çiziliyor. tamam bir bunun çatışmalı sayısı. bir zemin var yani bu ne kadar şey olur kabul görür bu harita. Yani resmi bir şey değil, değil ama dünyanın ansiklopedisi herkesin başvurduğu bir kaynak. Değil, değil bu yani. bir kaynaktır bunun üzerinden işte çatışmalar devam ettiği sürece bunun üzerinden yeni argümanlar ortaya çıkabilir. Yani işte ortaya bir de tak diye bir yapı çıktı daha önce uzun süreden beri yoktu. E, şimdi Bunların e, ne yapacağını biz bilmiyoruz. Hiç kimse bilmiyor. Hı hı. E, yani kimler, nedirler, e, nasıl bir örgüt yapılanmasıdır bunu da bilmiyoruz. Hatırlarsanız e, işte, turizm bölgelerini e, 2010-2011 gibi e, tarihlerde e, oraları bombalıyorlardı. E, i̇şte ormanlık alanları yakıyorlardı. Ee, ve kendilerini yaptığını da çok açık bir dille ifade ediyorlardı internet sitelerine. Şimdi, Şimdi yeniden devreye girdiler e, şeyle gösterdi işte Ankara'daki sardırız. bombalamayla e, kendini gösterdi. Şimdi buna benzer e, olmasını hiç arzulamıyoruz, olmaması için de yoğun bir çaba sahip etmesi lazım bütün ülkenin. E, sarf etme özellikle güvenliğin istihbarat birimlerinin olmaması için yoğun çaba sarf etmesi gerekiyor ama e, bunlar periyodik olarak devam ettiği takdirde Wikipedia'nın bu haritasını e, biraz daha e, yaygın hale getirebilirler. Kaygı verecek. Yani bölgeden çıkar e, başka kentlere doğru bir e, harita çizilmeye başlanır. Bu da yani ülkenin e, ne kadar sıkıntılı bir duruma gireceğinin işaretidir aslında. Şimdi kısa bir ara verelim. Aradan sonra devam edelim. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun dünkü grup toplantısında sarf ettiği AKP ve PKK ile ilgili sarf ettiği sözler çok çarpıcı bir kere. Onun Onu değerlendirelim. Evet. Ee, akşam gazetesinde Sur'da Kalleş kavgası diye bir haber görüyoruz. <laughs> Teröristlerin teröristlerden kaçtığını yönelik. Yani bölgede halkın desteğinin de olmaması yani PKK'nın etkinliğinin bu Kürt meselesinde Kürtleri temsiliyetinin olmadığı anlamına ama geliyor. Biz bu tak ve vesaire başka şeylerle nereye evriliyoruz, nereye doğru sürükleniyoruz tüm bunları konuşacağız kısacık bir aradan sonra. Günaydın sevgili izleyiciler yeni bir gün başlıyor. Gazeteci Naci Sapan'la bölgemizdeki gelişmeleri değerlendirmeye geçtik sevgili izleyiciler. Dün grup toplantısında CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun söylediği sözler çok çarpıcıydı. Çok net ağır eleştiriler AKP ile PKK işbirliği içinde. Şimdi buradan yola çıkıyoruz. Ankara saldırısına bakıyoruz. Tak PKK'nın bir unsuru mu değil mi? Hani farklı açıklamalar var ama YPG diye vurguluyor hükümet, e, PKK-YPK bağını ortaya koymak için ifadelerde bulunuyor ve dünyaya bunu ifade etmeye çalışıyor. E, biz günlerdir Amerika'yı ikna etmeye çalışıyoruz dost müttefik ülke. Bundan sonra ne olacak, ne oluyor? Yani Suriye'de bir ateşkese gidilirken Türkiye'nin bu sıkışmışlığında olasılıklar nelerdir Naci Sapan? Yani şöyle bir durum var tabii Kemal Bey'in... E İşbirliği konusunda dün sarf ettiği cümleler şu, şu, şu duruma, yani resmi bir anlaşma olmasa dahi biz barış ve çözüm süreci dedikleri o süreç içerisinde böyle bir işbirliğine tanıklık ettik zaten. Yani işte barış gelecek, kan dökülmeyecek, insanlar ölmeyecek diye bir süreç başlatıldı. Bunun için de herkesle görüşülebilir denildi. Yani herkesle görüşebiliriz, görüşeceğiz de. E, nitekim o görüşmeler de yapıldı zaten. Yani işte Oslo görüşmesi zaten bunun bir e, örneğidir. E, arkasından HDP'nin, e, BDP'nin de içinde bulunduğu, e, İmralı e, Adalet Bakanlığı, Hükümet, e, Kandil arasında gidip gelen e, mektuplar vardı. Onun üzerinden yürüyen bir süreç vardı. Abdullah Öcalan'ın İmralı'dan, 2013 ve 2014 nevrozlarında gönderdiği barış mesajları vardı. Bunların tamamı hükümetin hükümet marifetiyle gerçekleşen şeyler. Evet. Yani bu da zaten bir resmi olmasa da bir imza imzalı bir şey olmasa da sonuç itibariyle böyle bir anlaşmanın olduğunu birlikte bir süreci devam ettirmek için birlikte hareket ettiklerinin bir göstergesidir. Bu ifadeler bence Kemal Bey'in söylediği şeyler aynen de buna denk geliyor. Bunu hiç kimse de inkar edemez. Çok gerçekçi bir durum. Hepimizin gözünün önünde cereyan eden bir durum. Şimdi hemen akabinde bu dirsek tamasının bir şekilde kopmuş olması, arkasından çatışmaların başlaması, şiddet ortamının yeniden ülkeye hakim olması bizi öyle bir noktaya getirdi ki, işte güvensiz bir ülke, güvensiz bölgeleri olan bir ülke konumuna getirildik. Şimdi hükümetle örgüt arasında, PKK arasında çok ciddi bir çatışma süreci başladı. Zaten onlar da Türkiye Cumhuriyeti devletine karşı bir savaş veriyoruz demiyorlar. İşin çok püf bir nokta var orada. AKP devleti diyorlar. Yani bu savaşı AKP devletine karşı veriyoruz. Ama bir bu, bu bu şuna vesile olmuyor mu? Yani şunu ortaya çıkarmıyor mu? Bölge halkı Türkiye Cumhuriyeti yurttaşları AKP ile PKK arasında Sıkıştı. sıkışmış durumda. Bu yani hakikaten ölüyoruz. Her gün şehit haberi geliyor. Bölgeden insanlar Ölüyor, siviller ölüyor, haberleri geliyor. E bunu, bu, bu şekilde sürdürülebilirliği mümkün değil görünüyor. Yok yok, sürdürülebilirliği mümkün değil. Yani tamam, e, sürdür, örgüt sürdürmek ister. Sonuç itibariyle hükümetin de, sarayın da bu işte kararlı olduğunu görüyoruz. Ee, yani verilen bir unsur şeyleri... daha var belki değerlendirilmesi gereken hani HDP'linin taziyeye gitmesi ki daha evvel değil daha evvel de yine PKK'lı cenazesine katıldı diye dokunulmazlık dosyası olan şimdi HDP'nin de meclisteki tutumu da ilginç ee, terör deklarasyonuna katılmıyor hani karşı duruş koymuyor şiddete ve teröre karşı hani siyaseten bir tıkanmışlık var hani çerçeveyi <laughs> çizmek için araya girdim tekrar tabi tabi siyaseten bir sıkışmışlık var zaten parlamentonun ee, bu konuda e, hareket edememesi de e, bu nedenle. E, yani tamam yani üç parti imza atmış olabilir ama sonuçta teröre karşı e, nasıl bir mücadele verildiği önemli. E, yani işte bu kadar e, şehidin olmaması, işte kentlerin boşalmaması, ilçelerin boşalmamasını sağlayabiliyor musunuz? Sağlayamıyorsunuz sonuçta terör devam ediyor, silahlar patlıyor, her gün e, üç beş yedi e, ölü var, şehit var, cenaze var işte televizyonlardan izliyoruz. Çoluk çocuk ağlıyor. Yani buna vesile oldular. Yani bir süreçten barışı sunarken çok enteresan yani barışı sunuyorsunuz arkasından tak diye geri çekiyorsunuz, savaşı sunuyorsunuz. Şimdi burada hem HDP'nin ciddi bir şey var. Sorumluluğu var aslında. Yani işte 7 Haziran'da 80 milletvekiliyle gelindi. Orada çok farklı bir politika uygulanıp birilerinin değirmenine su taşınmaya bilinirdi. Çünkü 1 Kasım seçimleri hakikaten AK Parti'nin değirmenine su taşırdı. Burada HDP'nin payı var. Peki kendi de payı var burada. Yani işte burada barış sunarken aynı unsurlar, yani bakın aynı unsurlar AKP, HDP ve PKK barış sunarken topluma bir umut aşılarken herkes de aslında karşı olanların bile e, kerhen evet dediği bir durum söz konusu. E, ve işte iyi, iyi bir ortam vardı. Kan dökülmüyor, insanlar ölmüyor. Aynı unsurlar, bu bahsettiğim üç unsur e, tak diye onu geri çektiler, barış sürecini geri çekip önümüze bir savaş ve çatışmalı bir süreç koydular. Ya sorumluluk. Hep birlikte yaptılar e, Tabii bunu. sorumluluk hepsinin. E, i̇nsanlar ölüyor. E, i̇şte Ankara'nın göbeğinde bu bomba patlıyor. Diyarbakır'da Böyle bir bomba patladı ee, Ankara garında böyle bir bomba patladı ba düşün yani bu 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 süreçlerin hemen akabinden gelen şeyler yani barış zeminini yürütürken silahlar patlamazken e, bir anda böyle çok e, seri bir şekilde e, bunların olmuş olması son derece manidardır e, herkes içinde olabilir yani işte bu tür patlamalar ya da kaos ortamları istihbarat örgütleriyle ilgili bir şeydir. Yani öbür birinin istihbaratı bizim istihbaratımızdan ya da bizim istihbaratımız öbür istihbaratlardan çok daha iyidir diyemeyiz. Sonuçta bir paylaşım savaşı varsa işte Orta Doğu'da bugün Orta Doğu yeniden dizayn edilecek. İşte biz de zaten o şeyin içerisindeyiz. Zaten oraya ortak olmak istiyoruz. Çünkü Cumhurbaşkanı'na bakıyorsunuz Amerika'ya bağırıyor. Diyor ki ey Amerika benim mi ortağımsın, YPG'nin mi ortağısın? Yani böyle bir ortaklığı Orta Doğu coğrafyasında çok net bir şekilde ifade ettiğinizde sonuç itibariyle patlayacak her bombadan da etkilenirsiniz. Yani ülkenin tamamı etkilenir ve bir kaos ortamı oluşur. Yani işte böyle bir kaosun içerisine gireceğimizi zaten biliyorduk ama bunları sürekli tekrarlamanın da bir anlamı yok zaten. Yani bir söylemiştik, doğru çıktı filan. Öyle bir şey içerisinde de değiliz. Öyle, bir egomuz, da, bir, durum öyle bir egomuz da. Öyle bir egomuz yok zaten Elimizden de. Elimizden geldiğince hani sonuçta ifade ederek ifade ama zeminleri yaratarak tabii. değişsin diye çabaladık Değil aslında. Mi? Mevzu o yani. yani. bir şey söylüyorsunuz. Hadi dikkate alınmıyor Zaten kimseyi de dikkate almıyorlar. Ee, ama içine girdik. Yani içine girdik. bundan sonraki süreçte. Şimdi Sürekli girdaptayız yani. Tabii tabii girdaptayız. Ama bunun çözüm parametreleri nedir? E, yeniden bir şey olabilir aslında. Yani çok da umutsuz değil. E, i̇şte bölgeye bakıyorsunuz. E, yaklaşık 3 e, ay, 4 aydır çok ciddi çatışmalar var. E, halk ayaklanması denendi. Ama e, halk savaşı veriyoruz diye halk ayaklanması denendi. Ama halk buna destek vermedi. Açık net Özellikle ortada. Diyarbakır'da da. Yani zaten destek verseniz bulunduğunuz alanı terk etmezsiniz. Çoluk çocuğunuzu alıp o alandan çıkmazsınız. 200 çıkmasınız. bin kişi orayı terk etmezdi. Tabii. Bu bir şeydir. Ee, yani sana destek vermiyorum. Ee, zimni yani üstü kapalı bir durum. Ee, çok açık belki söyleyemiyor Hı -hı. insanlar. Ben de olsam söylemem. E, silah var karşıda. E, o karşı, tabii. Yani Can güvenliği karşı... tehdit altında. Tabii tabii silaha karşı yapabileceğiniz hiçbir şey yoktur. Zaten e, hukuku da yok bu işin. Pat küt öl, öldürüyorlar. Onun için insanlar kapalı mesajını veriyor aslında. Diyor ki ben senin yanında değilim. Aynı şekilde bakıyorsunuz bölgede AK Parti'nin aldığı milletvekili yani bir Kasım'da bütün çabalarına rağmen aldıkları milletvekili sayısına bakıyorsunuz. Oraya da destek vermediğini halk gösteriyor zaten. Tabii. Bu arada tüm bunlar yaşanırken Tahir Elçi'nin yaşamını yitirişi, onu koruyamamak ve tabii. hala faillerini bulamamak da ayrı bir mesaj bölgeye. Tabii tabii. Yok yani ortada yok. Öyle bir işte bir tane mermi bulunmuştu. Zaten olmadığını biz o gün yine söylemiştik. Öyle bir şey yok. O alanda gereken çalışmayı o ben yaptım. Çıkış var mı bu girdaptan? Vardır, aklı selimdir. Yani işte e, bu ülkeyi yönetenler e, hiç şeye, bir egoya kapılmasınlar bence. E, yapılan yanlışları bakın konuşuyoruz değil mi? Yani işte geçen seneki manşeti atınız oradaki yanlışı görüyoruz işte bütün halkta. Aslında bunları tekrarlamak lazım halk görmeli, unutmamalı. O gün ne oldu, bugün ne oluyor? Bir sürü şey kaybetmişsiniz. Yani o gün PYD'den PYD ile PYD birlikte Süleyman Şah türbesini taşımışsınız. Fotoğraflarla sabit zaten. Beraber getirmişsiniz. Size koruma görevi yapmış. Ya. Ve şu an PYD bölgesinde zaten. zaten orada. Yine koruma yapıyor. Bir şekilde zarar gelmesin. Çünkü bu da uluslararası bir durum hı hı. aslında. Zarar geleceği için taşınması gerekti zaten. Tabii işitler zarar verir yani. diye alıp getirdik. Burası biraz daha o gün biraz daha ehvendi PYD. Yani işi de göre daha ehven. Hı hı. E diyorsunuz ki yani işte daha sınırlarıma yakın, işte e, Türkiye'ye daha yakın bir pozisyon var orada. E, onlarla iyi ilişkiler yürütebiliriz. Bir aklı selim politika çıkarılabilir bu girdabın içinde diyorsunuz. Bu diyorsun. bunun içerisinden aklı selim bir politika çıkarılabilir. Aklı selim politikanın çıkarılabilmesi için de şapkalarını önlerine koyacaklar. Diyecekler ki şurada, şurada, şurada biz yanlış yaptık. Burada bir eksikliğimiz var. E bu dünyanın sonu değil. Kimse de yani bu eksiği, yanlışı yaptığınız için pataküt sizi dövecek hali de yok. O yanlışlardan nasıl dönülür? Halkınızdan da özür dilersiniz. Çok demokratik bir durumdur. E halktan özür dilersiniz. Burada yanlış yaptık ama bundan sonraki politikamız da budur. Geniş bu ülkede aklı başında e, profesörler, anayasa hukukçuları, e, aklı. çok insan var bunlardan fikir alırsınız. E, dış politikayla ilgili eski bu politikayı yürüten insanlardan bilgi ve fikir alırsınız. Olması Suriye'de, gerekeni söylüyorsun Naci Sapan ama yani en son PYD e, diye ifade edilen Ankara saldırganının ismi üzerinde bile neler, ne gariplikler oldu? Ya orada da yani işte o kimlikte gelmiş olabilir. Yani orada bir bir nebze kabul edilebilir. Siz o kimlikle e, kaydı vardır. O kayıttan niye var onu da bilmiyorum tabii. Öyle bir kayıt da var. Her gelenin kaydını alıyorlar herhalde Hı -hı. parmak izi falan. Yani üç saat içerisinde bir baş bir parmaktan tespit edilmiş bir şey Salih Necar ismine hitap edebilir. E, yani bilmezsiniz onun Abdul Kadir bilmem ne olduğunu. Hı -hı. Bile, bile bilemeyebilirsiniz. Biraz makuldur aslında o. Ama ortaya çıktığında da e, Evet bizde böyle kayıtlıydı ama bu isim budur. Hala net değil aslında biliyor musunuz? Hala bu ayakları havada. Yani Babası şöyle, diyor benim oğlum. Terörü O terör olayını gerçekleştiren takın ifadesinin gerçek çıktığını teyit gerçek eden çıkıyor. bir durum ortada. Tabii, tabii, gerçek e, çıkıyor. Bu tarafta devlet ise devletin yetkilileri ise hala net bir şey söylüyor. Diyor olsun. olabilir. Ee, onlar öyle açıklayabilirler. O resimleri de öyle koyabilirler ama bizdeki kayıt budur. Biz Salih Necar olarak biliriz. E, tamam yani sonuçta bu aile orada. Taziye Ciddi kurmuş. Taziye kurmuş. İnsanlar taziyesine gidiyor. Bu aile de diyor bu benim çocuğum. O zaman bunu netleştirmek lazım. Türkiye kamuoyuna bunu çok net ifadelerle olması lazım. Olması gerekeni söylüyoruz da hala yapılanlardaki yanlışları da ifade ediyoruz. Yani işte HDP'lilerin o cenaze, şeye, taziyeye gitme meselesi de tabii ayrı bir, bir şey. Ee, sivillere dönük bir eylem var ee, Ankara'nın göbeğinde böyle bir bomba patlamış Adı ne olursa olsun TAK olur, YPG olur, DHKPC olur Ne olursa olsun Eğer böyle bir e, toplu katliama hitap eden bir terör eylemi varsa Hepimizin e, buna karşı bir duruş sergilemesi gerekiyor Sözün özü süre bitiyor Naci Sapan Ne diyelim yani yapılabilir şeyler var Yapılabilir şeyler var Aklı selimdir ee, Yanlış yapanlar halkından özür diler Türkiye halklarından özür diler. Bu yanlışı biz yaptık. Yanlış bir politika yürüttük. Olabilir. Yanlış bir politika. Biz de normal yaşamımızda yanlış işler yapabiliyoruz. Ama özür diliyoruz. Ben size bir yanlış yaptığımda özür dilerim. Özür dilemek durumundayım. Kaldı ki bu hepimizi ilgilendiren bir durum. Ülkenin tamamını ilgilendiren bir durum. E, terör listesine gireceksiniz neredeyse. Bu Wikipedia'nın çizdiği bu harita bir süre sonra sizi o konuma sokacak. Daha e, turizm mevsimi başlamadı. Hı hı. E, Antalya bomboş kalacak. Sonra ben e, turizmle ilgili şey, şey şeyde moda oldu şimdi 10 e, maddelik eylem planı. Güneydoğu'ya 10 maddelik eylem planı altı boş. Turizme 10 maddelik eylem planı altı boş. İyi de kardeşim yani böyle e, Nereye eylem, kadar gidecek? Nereye gider kadar bu? gidecek? Tek cümle. Özür dilersiniz politikayı yanlış yaptım. Bundan sonraki süreçte politikamız bu olacak. Bu ülkenin hayrına ölümleri engellemek adına şehitler olmayacak. bir e Kasım'dan sonra da demişlerdi gerçi şehitler olmayacak oldu da. E bu sözlerinizi yerine getireceksiniz. Evet yani o vaatlerin içerisinde de yer bulan istikrarı görelim, huzuru görelim değil mi? Hani mesele o. E tabii gelgitler olmayacak. Politikada gelgitler olduğu sürece zaten kimse size inanmaz ama sonuç itibariyle eğer kafanızda e, laik cumhuriyet sistemini değiştirmek gibi e, bir e, plan proje varsa varsa bunun için de e, her yol mübahtır anlayışını e, benimsiyorsanız yapılacak bir şey yok yani 2023'e kadar biz bu işi böyle yaparız diyorsanız bence e, bunun temelinde de bu yatıyor aslında laik cumhuriyetin laik cumhuriyet sistemini değiştirme Yeni bir Arzu sistem bu. yaratmadır, temelinde yatan da budur. Bunun için de özür dilerler mi bilmiyorum. Ee, şimdi gizli gündemler var. Belli ki onlar açığa çıktı. Başkanlık sistemi hani süre kalmadı ama bir toparlayalım. Belki bir başka programda konuşuruz. Başkanlık sistemi vesaire diye hani de bir yandan evet. konuşuluyor ya. E, Davutoğlu'nun dünkü da, e, sözlerini ben televizyonu yeni açanlar için hatırlatmak isterim. CHP parlamenter sistemi dayatıyor diye bir şikayeti ha. var parlamenter sistemin başbakanı bu Türkiye parlamenter sistemle yönetiliyor. Şimdiye kadar ha. sanki başka bir yönetimle e, yönetiliyorduk da Cumhuriyet Halk Partisi de bunu dayatıyormuş. Bir gariplik var değil mi? Hiç yani, yaşa. He, gizli gündemlerin bu şekilde açığa çıkması da ilginç tabii. Gerçi her şekilde açığa çıktı ama. Neyi dayatacaktık? Diktatör sistemi mi dayatacağız? Elbette ki parlamenter sistemi dayatacağız. <gülüyor> <gülüyor> garip yani garip. Traji, trajik diyelim. Evet. Trajik diyelim. trajik Hakikaten şaşkınlık e, durumu bu. Saat başında tekrar karşınızda olacağız. Sevgili izleyiciler, Naci Sapan'ı ağırlayacağız. Sıcak haberlere bakarız. Yine programın içerisinde videolarımız olacak. Beraber yeni güne hazırlanışımızı tamamlarız. Günaydın sevgili izleyiciler. Yeni bir gün başlıyor.